İyi günler sevgili seyirciler. Şehrin Dili Ramazan özel programımız. Efendim bugün farklı bir yerde, Büyükçekmece'de, İstanbul Büyükçekmece'den sizlere yayın yapıyoruz. Efendim Büyükçekmece'den TÜYAP'tan, bildiğiniz TÜYAP fuar merkezinden, evet burası fuar merkezi, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir iftar programındayız. Efendim Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın ev sahibiyiz bugün. Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün yanımızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii ki belediye başkanımızın yanı sıra çok kıymetli iki tane misafirimiz daha var. Onları da tanıştırmak istiyorum efendim sizlere. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Reşat Öngör Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim yine televizyondan ve dizilerden tanıdığınız, 80'ler dizisinden tanıdığınız hayali ustası yani Karagöz ustası Sayın Yasin Işık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Başkan, biz tabii Ramazan ayı boyunca 30 gün boyunca yani 30 güne yakın boyunca birçok iftar programına katıldık. Katılmaya da devam ediyoruz. Ancak bugün çok farklı bir iftar programı çünkü yaklaşık 15 bin kişiye yakın ilk defa böyle bir kalabalık kapalı bir mekanda böyle bir kalabalık gördük. Efendim siz bunu her sene mi yapıyorsunuz yoksa bunu ilk defa mı yapıyorsunuz? Her sene nedir buranın özelliği? Bir de TÜYAP yapıyorsunuz. Yani fuar alanında yapıyorsunuz. Bunu biraz bize anlatır mısınız efendim? Çok teşekkür ederim. Herkese iftar saatine yaklaştık. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Ama mümkünse uyarırsanız Beylikdüzü olarak canlı yayın geçiyor. Büyükçekmece olarak onu lütfen düzeltsinler. Evet, evet, evet. Onu düzeltelim. Büyükçekmece'de Ramazan'ın bana göre en güzel akşamını yaşıyoruz. Bu akşam Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşırken TÜYAP Fuar Merkezi'nde, Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi'nde evet. 11 bin, 12 bin kişi içeride yetmedi. Dışarıya da 2 bin kişilik sofra açıldı. Her sene geleneksel Büyükçekmece aile iftarını burada yapıyoruz. Büyükçekmece'nin 23 mahallesinin temsilcileri burada. 12 bin kişi. Biraz sonra sevgiyle, saygıyla birlikte, beraberlik ruhunu pekiştirmek üzere oruçlarını açacaklar bizimle beraber. Kaç yıldır yapıyorsunuz efendim bunu? 1997'den bu yana yapıyoruz. Yaklaşık olarak. Evet. Epey bir zamandır yapıyoruz. Yani Türkiye'nin kapalı mekan en büyük iftar sofrasını kuruyoruz. Tabii ki TÜYAP Fuar Merkezi'nin bu devasa salonu olmasa bunu yapamazdık. İyi ki TÜYAP Fuar Merkezi'ni buraya planlamışız. İyi ki gelmesine vesile olmuşuz. Onun için bu da bizim için bir nimet esasında. Sizin döneminizde mi yapıldı efendim? TÜYAP sizin döneminizde mi yapıldı? Planını da ben yaptım. Yerin isim yakında bizim dönemimizde geçti. Ama benim kendi şahsıma ait kafamdaki projeydi. Plandı. Daha sonra burayı Oyak'tan istimlak ettik. İstimlaktan sonra vazgeçip anlaşma yoluyla TÜYAP'a verdik. Buna girmeyelim. Bu akşam bizim iftar soframıza sabote etmeyelim. İftarı konuşalım efendim. Büyükçekmece'de iftar nasıl geçiyor? Büyükçekmece'de Ramazan ayı nasıl geçiyor efendim? Bugün televizyonuyla Büyükçekmece merkezi de güzel bir yayınımız oldu. O akşam 4500 kişilik yemek hazırlamışlar. Sonradan ben 5000 kişi dedim. Fakat 4500 kişi yemek yetmeyince 1000 kişiyi lokantalara taşımışlar. 5500 kişi olmuş. Bütün lokantaları kapatmışlar. Her akşam en az 1500 kişi bu akşam da 13 bin kişiyle iftar yapıyoruz. Dün akşam Çakmaklı'daydık. Evvelse Karaağaç dedik. Ondan önce Çakmaklı'daydık. Bunlar bizim köylerimiz. 1500 kişiyle sofraya oturup Ramazan'ın o güzelliğini yaşamak muhteşem bir olay. Yani Ramazan deyince bana bir aklıma sahur geliyor hocam. İki o sahura kalkıp ezanı dinleyip namaz saatine kadar geçen süre benim için çok kıymetli bir süre hepimiz için. Bir de şu andan itibaren şu 8-10 dakika, 15 dakika çok kıymetli bir. Çünkü yaşadığımın farkına varıyorum. Oruç tuttuğumuzun farkına varıyoruz. Bana göre en kutsal andayız şu anda, onu yaşıyoruz. Kaç yıllık belediye başkanısınız efendim? Kaç yıllık belediye başkanısınız? 20 yıldan beri burada belediye başkanıyım. Ondan önce de 8 yıl başkan yardımcılığı yaptım. 28-29 yıldan beri Büyükçekmece'ye hizmet ediyoruz. Yani 30 yıllık bir yerel yöneticisiniz aynı zamanda değil mi? Yok, 38 yıl oldu da belediye başkanlığım 20 yıl. Peki bu iftar programlarını göreve geldiğiniz günden itibaren mi yapıyorsunuz yani? Evet, hayır.
başkan yardımcılığı döneminden beri Ali Çebi belediye başkanımızdı. 1985'ten beri yapıyoruz. Şimdi örneğin ayın birinde 28. kez Edirne'ye 3000 tane hanım cemaatimizle, hanım kardeşlerimizle beraber Edirne'ye gideceğiz. Her sene Ramazan'ın 24. akşamı, 24'ü 25'e bağlayan akşam Selimiye Camisi'ndeyiz. Teravih orada kılıyoruz. Edirne'ye döviz bırakıyoruz. Savur'da da burada oluyoruz. Bu bizim geleneksel sosyal faaliyetlerimiz, kültürel faaliyetlerimiz. Ramazan ayında sokak iftarları Çekmece içinde, ilçede. Bir iftarımız Edirne'de, başka yok. Tamamı sokakta vatandaşımızla beraber 30 gün veya 29 gün oruç tutuyoruz. Evet. 29'u veya 30'u dışarıda vatandaşımızla beraber Arefe günü dahil sokakta veya böyle kapalı mekanda bu iftarı paylaşıyoruz. Bu muhteşem bir şey. Evet. Peki Ramazan ayında iftarların dışında Büyükçekmece'de şimdi Karagöz ustamız var burada. Örneğin Osmanlı zamanında iftar sonrası bu tür eğlenceler yapılırdı. Hem vatandaşlar hem insanlar rahatlasın, o stresini alsın diye. Büyükçekmece'de bu tür etkinlikler, sosyal etkinlikleriniz var mıdır? Var şimdi. Tabii Karagöz Hacivat hepimizin hayallerinde hale yaşıyor. İnşallah yaşatacaklardır. Biraz sonra aşağı arkada sahnede semazenleri göreceksiniz biraz sonra. Daha sonra yarın akşamki sokak iftarında bizim Ateş Böceği Ercan'ın kadının kendi erkeğe yendiği oyununu izleyeceksiniz. Her akşam sahneler iftar sofralarının olduğu sokağa kuruluyor. Ondan sonra biraz musiki, biraz müzik, ondan sonra biraz tiyatro. Tasavvuf. Tasavvuf tabii. Hocamın uzmanlık alanı tasavvuf. Tasavvuf müziği. Biraz tiyatro. Ramazan'a has işte böyle güzel ailenin katılacağı bu tip olaylarla onu süslüyoruz. Yani iftarımızın bu tip kültürel faaliyetleri süslüyoruz. Biraz sonra hem semazen var hem çok güzel Türk sanat musikisinden örnekler sunulacak. Yani bunlar da olması lazım. Yani Ramazan ayında sadece iftar vermiyoruz. Aynı zamanda Ramazan tüm ruhunun vatandaşlarımızın yaşaması var, için. İftarı var, telavisi var, sohbetimiz var, Hacivat Karagöz var. Her sokakta sokak tiyatrosu var, sanat müziği, Türk halk müziği var, sıra gecesi var. Peki. 3 gün sonra sıra gecesi var, sıra gecesini de bekliyorum. İnşallah, inşallah. Büyük bir iftardan ben. İnşallah. Peki, Ramazan ayı, kardeşlik ayı. Büyükçekmece'de bu kardeşlik ilişkileri bir yakalayabildiniz mi? Büyükçekmece'li kardeş olabilir mi? İşte Büyükçekmece arkamızda. İşte bu faaliyetler kardeşliğin pekişmesine büyük katkı sağlıyor. Bu faaliyetler kardeşliğe oluşmasına. Aynı apartmanda yaşıyorlar, birbirlerinden haberleri yok hocam. Evet, maalesef. Bizim bu sofralarımızda buluşuyorlar. Bu da bir ibadet. Vesile oluyoruz. Evet. Ama işte şehir hayatında insanlar maalesef böyle. Aynı apartmanda yaşıyorlar fakat birbirlerinden haberleri yok. Cenazeleri oluyor, birbirlerinden haberi olmuyor. İftar sofraları insanlarımızın birbiriyle kaynaşmasında önemli bir vesiledir. Önemli bir argüman oluyor. Çok çok doğru bir iş yapıyoruz diye düşünüyorum. Onun dışında 5000'den fazla ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşımızın evine büyük paketler gidiyor. Yani biz Ramazan'da belediyede yol kanal işinden vazgeçiyoruz. Biz Ramazan'da zengin vatandaşımızla, cebi dolu, kalbi dolu vatandaşımızla öbür ekonomik yönden zayıf vatandaşımızın mutlu olması için seferberlik yapıyoruz. Seferberlik ilan ediyoruz. Şu anda biz burada yemek yerken bir başka ekiplerimiz sokak sokak bugün neresiyse programda orada hiç kimse görmeden inancımız gereğince hiçbir basın görmeden 1984'ten beri evine bırakıp hayırlı akşamlar deyip kaçıyoruz. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi aslında değil mi efendim? Yani evet. Bir anlamda. Peki bu tür etkinlikleriniz devam edecektir. Sosyal belediyeciliktir değil mi aynı zamanda? Yani bu tabii ki sosyal belediyecilik. Siz sosyal belediyecilik noktasında da aslında etkin misiniz bu konuda? Sosyal belediyecilikte biz hem de kültürel faaliyetler ve sosyal belediyecilikte Türkiye'de önderiz. Çünkü dünya çapında bir festival yarattık. Dünya çapında sosyal ve kültürel faaliyetlerde
elde ettiğimiz dereceler, elde ettiğimiz belgeler bunun ispatıdır. 25 bin kişi Büyükçekmece Halk Akademisi'nden eğitim alıyor. 25 bin kişi. Evet. 25 bin kişi Büyükçekmece Halk Akademisi'nden 114 dalda eğitim alıyor. 114 dal. Diksiyonundan vurgulu, işte telli, her türlü sazına kadar. Her türlü el sanatından, ne bileyim, evde hasta bakımına kadar, bilgisayarından muhasebeye kadar bunları öğrenip ekmek parasına çeviriyorlar. Bu bir yıl, iki yıl devam ediyor, altı ay devam ediyor. Dolayısıyla Büyükçekmece sosyal ve kültürel belediyecilik Türkiye'de örnekli. Ya. Tabii ki benim de 37-38 yıldan beri bu işin içinde olmam hocam. Evet. Bu noktaya getirdim. Tecrübeniz, evet. İlk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efendim, ne dersiniz? Son olarak ne söylersiniz? Ramazan için. Çünkü bir Ramazan programınız var. Geçeceksiniz. Evet. Ramazan'ın son günlerine yaklaştık. Bu ulvi ay, İslam aleminin bu en kutsal ayının en kutsal dakikalarındayız. Evet. İftar saatindeyiz. Yüce Allah İslam aleminde akmakta olan kanın durdurulmasına vesile olur. İnşallah bu Ramazan bu İslam alemindeki kargaşanın bitmesine, kardeşlerimizin, Müslüman Türk toplumunun ve tüm insanlığın daha mutlu bir hayata, daha mutlu günlere kavuşmasına vesile olur. Özellikle Mısır'da, işte Irak'ta, Suriye'de akmakta olun çok yerde, olan kanın durmasına vesile olsun diye bu mübarek ay dua ediyoruz hocam. Ne yapacağız? Evet, dua edeceğiz. Karşına yazıyordu 200 kişi ölmüş, bilmem ne olmuş. Allah yardımcıları olsun. Bu mübarek Ramazan ayının onların kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah'tan biliyorum. Amin. Belki tekrar sizden olamayabiliriz. Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Doğru söylüyorsun. Bütün ülkemize, Büyükçekmece'mize, bütün ülkemize, bütün İslam alemine hayırlı bir Ramazan bayramı diliyorum. Allah bizleri tekrar gelecek yıl bu iftar sofralarının etrafında nasip etsin. Sağlık ve huzur içerisinde buluşmamızı nasip eder inşallah Allah. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu yayını biz size çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün burada ağırladınız ve misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah programdan sonra sofranızda da konuk olacağız. Hocam, Sayın Belediye Başkanı da dediği gibi Ramazan ayında Müslüman aleminde bu savaşın bitmesi noktasında bir vesile olabilir mi acaba? Evet, şimdi Sayın Başkan çok güzel bir giriş yaptı. Esasen gel hocam. Evet hocam, devam edin siz hocam, dinliyorum sizi ben. Evet. Çok güzel bir giriş yaptı. İftar saatine yakın insan ibadet ettiğinin farkına varıyor. Evet. Efendimizin bu saatlerle ilgili çok güzel bir uyarısı da var. Duaların kabul edildiği saat diye ifade buyuruyor. Dolayısıyla biz hakikaten İslam alemi için elimizden şu anda bir şey gelmiyor. Hiç olmasa onların huzuru için dua edelim. Gönülden yakaralım. Duaların çevrilmediği, reddedilmediği şu saatleri en azından kardeşlerimiz için bu şekilde değerlendirelim. Bize bu yakışır. Ve özellikle şunu da isteyelim Rabbimizden. Allah bizim de huzurumuzu bozmasın. Amin. Ağzımızın amin. Tadını bozmasın. Bu huzur daim devamlı olsun diye yakaralım Rabbimize. Tabi ibadetin hakikaten bir insanın kendi nefsine tesiri var. Özellikle oruç ibadetinin kendi nefsini terbiye, ama onunla birlikte bir de kardeşliğin tesis edilmesindeki bir tesiri var. Burada çok güzel iftar sofraları açılmış. Hakikaten kardeşliğin pekişmesine bir vesile. Biliyorsun Ramazan ayında fitre diye bir şey var, fakirlere yardım etme şeklinde. Bunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Ramazan ayı dolayısıyla imkanı olanların fakir fukaraya bu fitrelerini hiç olmazsa bayramdan önce mutlaka ulaştırmaları ve onların da ihtiyaçlarını bayram öncesinde görmelerini sağlamaları gerekir. Bu hakikaten kardeşliğin pekişmesine, karşılıklı muhabbet ve sevginin tesis etmesine yardımcı olan bir şeydir. Yani Ramazan ayının hem kişinin şahsını terbiye açısından hem de başkalarıyla münasebetlerini düzgün hale getirmesi bakımından faydalı bir ay. Yani bunu Ramazan ruh ve bedenin aynı zamanda terbiyesi. Evet, ruh ve bedenin terbiyesi ve kardeşliğin tesisi için çok ciddi tesiri olan bir hocam, aydır. Sizin uzmanlık alanınız tasavvuf. Tasavvuf evet. Bölü başkanısınız. Evet. Ramazan'ın tasavvufla nasıl bakar? Tasavvuf Ramazan'a, Ramazan tasavvufuna nasıl bakar? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Tasavvuf dediğimizde esasen tasavvuf
çok basit bir şekilde ifade edecek olursak, evet, insanların Allah'a kullukta samimiyeti kazanmasını sağlayan bir kurum. İbadetlerde ve diğer davranışlarda samimiyet, ihlas boyutunu gerçekleştirmeyi hedefler tasavvuf. Şimdi Ramazan'la oruçla irtibatını kurduğumuzda şöyle bir şey söz konusu. Bir defa ibadeti yerine getirirken sabahtan akşama kadar biz aslında ibadete devam eden bir pozisyondayız ve Allah'la ilişkimiz devam ediyor. Ramazan'ın şöyle bir özelliği de var. Bize hep sürekli kendisini hatırlatıyor açlıktan dolayı. Yani biz her an ibadet halinde olduğumuzu hissediyoruz. Özellikle iftara doğru bunu çok daha yakinen, yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Her an Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah'a karşı bir ibadetimizi yerine getirdiğimizi hissettiğimiz bir ibadet türü. Evet. İşte tasavvuf insanlara esasen Allah'ın huzurunda olduğu ve Allah'ın onu her an gördüğünü hissettirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur. Bu manada tasavvufla Ramazan orucunun, Ramazan orucu ibadetinin çok yakın, birebir doğrudan ilişkisi var. Yani Ramazan'la insanlar, oruçla insanlar o tasavvufi boyutu çok daha rahat, çok daha güzel yakalarlar. Şu deruni, ruhani hayat, özellikle yemek yemeye yakın o açlığın çok yoğun bir şekilde yaşandığı, susuzluğun yoğun bir şekilde yaşandığı zamanda manevi hazın da zirveye çıktığı anlar olarak bu anı görürüz. Evet, bu an çok önemli bir an. Bu an çok önemli bir an. Peki hocam, konuşacağız şimdi. Karagöz ustası, aynı zamanda oyuncu, dizi oyuncusu Sayın Eray Yasin Işık. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi size hayali diyorlar. Evet. Ne demek hayali? Yani hayal misiniz siz? Aslında şöyle, hayallerini gerçekleştiren insanlara hayali diyorlar. Karagöz oynatan ustalara da hayali diyorlar. Çünkü Karagöz perdesinin ismi, diğer ismi de hayal perdesidir. Evet. Onun için hayali diyorlar. Hayalbaz derler. Karagöz ustası derler. İsmi ne olursa olsun, önemli olan yaptığı iş olduğu için Karagöz oynatan kişiye hayal denir. Peki seviyor musunuz yaptığınız işi? Sevmek mecburiyetindeyim. Çünkü oyunculuk yapıyorum ve Türkiye'de oyunculuk yapıyorum. Karagöz geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli öğelerinden birisi ve epik tiyatronun da çok önemli öğelerinden birisi. Hem beni besliyor, hem de ben ona el vererek benden sonraki nesillere, bizden sonraki nesillere onun tanıması ve tanıtılması adına bir şeyler yapmaya bugünkü çalışıyorum. Bugünkü tiyatronun geldiği nokta acaba Karagöz'de, Hacivat Karagöz'den mi? Hacivat ve Karagöz'ünden mi gelmiştir? Bizde daha önceden köy seyirlik oyunları vardır. Evet. Fakat Karagöz'ün şöyle bir güzelliği vardır. Hocam da tasavvuf ilmiyle de uğraşıyor, o da çok iyi bilir. Karagöz'ün çok derin bir tasavvufu vardır. Karagöz perdesi, ayna dediğimiz, dünyayı temsil eder. Tasvir bedeni ve ışık da ruhu temsil eder. Işık bedene, yani ruh bedene vurduğu zaman dünyada, aynada gölge can bulur, hayat bulur. Bunun için genelde köy seyirlik oyunları da olsun, tiyatro oyunları da olsun, geleneksel Türk tiyatrosu olsun, zaman zaman dini kaynaklı engellemelere uğramıştır. Fakat Karagöz'ün tasavvufi tarafı ve din adamlarının da Karagöz'e olan ilgisi, alakası, çünkü Hacivat perde gazeli ile açar, semai ile açar perdesini, Karagöz'ü çok fazla zedeleyememiştir ve uzun süre devam eder hale gelmiştir. Karagöz Hacivat yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır hep bir tartışması olur ama edinilen bilgilere, araştırılan bilgilere göre 800 yıllık bir geçmişleri var. Evet. Hala peki, bugün Karagöz şey konuşuyorsak yaşamışlardır. Eleştiri sanatı mıdır? Hiciv sanatıdır. Hiciv eleştiri sanatı olmak zorundadır. Çünkü sanat zaten bir muhaliftir ve sanatçı da muhalif, eleştirel olmak zorundadır. Karagöz oynatan hayali de gördüğüne susarsa, çünkü Karagöz'ün dilinin kemiği yoktur ve taşla gedik arasında da çok güzel bağlantı kurar. Eğer hayali bunu yapmazsa gerçekten Karagöz'e hizmet etmiyordu benim. Herkesin bir hayali var ama Karagöz'ün daha büyük bir hayali var bu dünyada, doğru mu? Mi diyorsunuz? Yani öyle demek zorundayız çünkü gerçekte yaşamayıp hayal perdesinden canlandırmışız ve hala onları konuşuyorsak onların derdi bizim hayallerimizden daha büyük galiba. Stand-upçılarla aranızdaki fark ne? Yani stand-up'la aramızdaki fark Karagöz olarak çok farklı ama meddah olarak bu konuyu açacaksak, evet, meddah meteden anlamına gelir ve mukallitlik, yani taklitçilik sanatlarını kullanarak bir kıssayı, hikayeyi anlatma usulüdür. Stand-up da bunu yapar. Sadece ismi değişiktir.
biraz Avrupa görmüşüdür. Bir geleneğe dayanmaz. Sadece özgür olarak stand-up yapan oyuncular kendilerini sahnede ifade ederler. Fakat Matt Dahan'ın yanından ayırmadığı bir bastonu, bir de mendili vardır. Her zaman onlarla bir dünya kurar ve bu dünyayı da insanlara anlatır. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ayrılmayın. Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Şehrin Dili Ramazan programımız Büyükçekmece TÜYAP'tan devam ediyor. İstanbul orucunu açtı. Allah kabul etsin. Biz hocamla devam etmek istiyoruz. Profesör Doktor Sayın Reşat Öngör'le devam etmek istiyoruz. Ezanı Muhammediye'de bir yandan okurken. Sevgili hocam, biz tabii Ramazan faziletlerinden bahsediyorduk. Bize Ramazan'ın faziletleri neler olduğunu anlatabilir misiniz efendim? Efendim, Ramazan ayının diğer aylara göre ayrıcalıklı bazı yönleri var. Bir defa oruç tuttuğumuz bir ay bu ay ve oruç ibadeti bize az önce vurgulamaya çalıştığım gibi hem kendi nefsimizi terbiyeye vesile olduğu gibi hem de başkalarıyla kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, muhabbet tesis etmeye yardım eden bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz oruç ibadetiyle esasen sabretmeyi öğreniyoruz. Sabır önemli bir şey. İnsan kendi iç dünyasında sabrı bu şekilde eğitimle elde ettiğinde başkalarıyla münasebetlerinde bir takım olumsuz olaylara karşı sabretmesini, hoşgörüyle onlara bakmasını ve geniş davranmasını sağlayabiliyor. Yani oruç, sabretme böyle bir şey kazandırıyor insana. İkincisi, aç kalan bir insan acın halini de anlıyor. Dolayısıyla bir yardım etme duygusu depreşiyor aç kalan insanda. Tabii hep şunu da düşünmeyi ben ısrarla söylerim. Biz gün boyu aç kalıyoruz ama aslında iftarda çeşit çeşit yiyeceğimiz yemekleri düşünerek o açlığın bize çok fazla bir tesiri de olmuyor. Bir de şöyle düşünelim derim ben. Gün boyu aç kalan bir kimsenin iftarda da yiyecek hiçbir şeyi olmadığını düşündüğümüzde açlığın o zaman ne kadar insanın içini yakan, ne kadar aciz bırakan bir şey olduğunu o zaman esas hissedersiniz. Yani fakir fukara akşama kadar aç ama akşamleyini yiyecek bir şey bulamıyor. Evet. Böyle düşündüğümüzde o zaman fukaranın, fakirin, ihtiyaç sahiplerinin ne kadar muhtaç durumda olduğunu hisseder insan. İftar soframıza komşularımızı davet edeceğiz değil mi hocam? İftar soframıza komşularımızı davet etmeliyiz. İhtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunmalıyız. İşte hem fitre dediğimiz bir maddi ikram ihsan var. Onun dışında sadakalarla zekatlar var. Evet. Zekatları mesela özellikle bir yılda verilecek olan zekatları Ramazan ayında vermek daha sevaptır. Çünkü Peygamber Efendimiz Ramazan ayında yapılan ibadetlerin diğer aylara göre kat kat daha sevabının fazla olduğunu bize müjdeliyor. Dolayısıyla namazı, orucu yaptığımız gibi zekatı da bu ay içerisinde ifa edersek, yerine getirirsek onun sevabı kat kat olacaktır. Ve bu şekilde yine ihtiyaç sahiplerine bir destek evet. sağlanmış olacaktır. Peki. Hocam size döneceğiz tekrar. Karagöz oyunu daha çok Ramazan aylarında oynanıyor. Maalesef. Daha çok. Neden Ramazan aylarında daha çok oynanıyor? Yani şöyle, aslında Karagöz Ramazan aylarında bir eskiye hatırlama, işte eski Osmanlı kültürünü yaşatma adına bir şeyler yapılıyor. O zamanki tülaat oyunları, temaşa oyunları da Karagöz, orta oyunu, meddah. Bunun için Karagöz hatırlanıyor ama yani bir Nihat Hatipoğlu'ndan da farkımız olsun diyoruz. Yani sadece Ramazan'da hatırlanmayalım. Ben Ramazan dışında da sırtıma Karagöz tezgahımı vurup Türkiye'nin her yerinde de gidip Karagöz'ü icra ediyorum, oynatıyorum, gölge oyununu yapıyorum. Tavsiye ediyor musunuz yeni gençlere? Yani tiyatroyla, oyunculukla ilgilenen zaten birazcık içine girmiş olan birisi Karagöz'e merakı olur. Onu öğrenmek, onu yaşatmak ister. Gerçekten de Karagöz'ü gerçekten öğrenmek ve ustasına çıraklık yapmak isteyen gençlerin olduğunu da biliyorum. Olmasını da istiyorum ve onlara da elimiz geldiği kadar da ustalık yapmaya çalışacağız. Karagöz oyununda doğaçlama mı daha çok ön plana çıkar? Yoksa yazılı bir metni var mıdır yani? Esasen yazılı bir metin vardır. Fakat tülahat denilen bizim evet.
geleneksel Türk tiyatromuzun güzide bir alanı vardır, yani doğaçlama. Karagöz ustası bunu seyircinin durumuna, onların yaş seviyesine, kültür seviyesine, izlenme oranına göre oyunun gidişatını belirler. Ona göre devam eder. Bir de kukla oynatıyoruz. Ne olacağı hiç belli olmaz. Ben oyunun ilk muhavere dediğimiz giriş kısmında Hacivat'ın ayakları misinadan bağlıyoruz. Koptu. Oyunu devam etmem gerekiyor. Karagöz bir oyun boyunca onu dilendirdi. Yani onda, Epik Tiyatro'da böyle bir güzellik var. Karagöz'de böyle bir güzellik var. Şov hiçbir zaman durmaz, oyun hiçbir zaman durmaz. Bir şekilde tülahatla, doğaçlamayla oyun devam eder. Evet. Hocam Ramazan ayında Ramazan iftarları sonrası özellikle birçok yerde eğlenceler oluyor. Siz ne diyorsunuz? Yani abartıyor muyuz? Yoksa gerçekten evet ya eğlence yapalım da stres atalım mı diyorsunuz yani? Şimdi tabii eğlence dinimize göre yasak olan bir şey değil ama sınırları var. O sınırlar aşılmadığı sürece dinlenmek adına gün boyu çalışan kişiler var. Onların da dinlenmesi adına bunlar yapılabilir ama orada bir sınır var. O had aşılmaz. İnsanı günaha, harama düşürecek olan durumlar yaşanmazsa eğlencenin bir sakıncası yok. Bu yerine getirilir. Sonuçta o birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın, dostluğun oluşmasına vesile olan ortamlardır bu bu vesileyle eğlenceler. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Yani bir de işin şu tarafı var. Biz esasen ilişkilerimizde maalesef zaman zaman çok kırıcı olabiliyoruz. İnsanın kendi nefsini önce baştan terbiye etmesi lazım ki diğer insanlarla olan ilişkilerinde de o fedakarlığı, kibarlığı, nezaketi gösterebilsin. Şimdi oruç ibadetinin bu manada insana çok ciddi tesiri var. Oruç ibadeti diğer ibadetlerde olmayan 3 tane özellik taşıyor ki bunu özellikle vurgulamamız lazım. Bunlar ilahi özelliklerdir. Yememek, içmemek, cinsi münasebette bulunmamak Allah'a mahsus özelliklerdir. Hazreti Allah'ın yeme içme ihtiyacı yoktur. Evlenme gibi bir durumu yoktur. Kullara oruç ibadetini emretmekle esasen yemeden, içmeden ve cinsi ilişkiden uzak duran insanlar ilahi niteliklere bürünmüş oluyorlar. Ve bu şekilde nefislerini terbiye ediyorlar. Evet, bu ilahi nitelikleri kazandığı zaman işte ilk önce davranışı, insanlarla olan ilişkileri daha güzel, daha dini boyutta, daha deruni boyutta gerçekleştirme imkanını elde ediyor. Biraz da orucu ve Ramazan'ı bu açıdan birer fırsat olarak bilmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Allah Celle Celaluhu zaten Ramazan'ı benim için tutun diyor değil mi efendim? Doğru mudur? Tabii şimdi yani oruç ibadeti riya karıştırılması çok zor olan bir ibadettir. Gösterişe kaçılması neden? Çünkü yemiyorsunuz, içmiyorsunuz ama yemediğiniz, içmediğiniz görülen bir şey değil. Yani namazda bir görülen bir eylem, fiil var ama oruçta bir şey yok. Dolayısıyla doğrudan hasbeten Allah için yapılması daha kolay olan riyaya karıştırılması güç olan bir ibadet. Bu bakımdan orucun hakikaten çok önemli bir özelliğidir. Bunu da özellikle evet, hatırlamamız gerekiyor. Tabii oruç ibadetiyle, Ramazan vesilesiyle Allah'ın bizi affedeceği müjdesi verildiğinden bunu senenin bir başlangıcı olarak da değerlendirmek gerekir. Yani beyaz bir sayfa açalım. Kendi kulluğumuzda, bir kendi hayatımızda, iki insanlarla olan ilişkimizde. Oruç, Ramazan buna bir vesile olsun. Ben bundan sonra yeni bir taze sayfa açıyorum. İlişkilerimde dürüst olacağım. Rabbimle olan münasebetlerimde samimi olacağım. Ve Allah'ın kullarıyla olan ilişkilerimde de dürüst davranacağım. Yalandan, iftiradan, gıybetten, kovuculuktan kendimi muhafaza edeceğim diye insanın bu ayda yeniden bir niyet tazelemesi gerekir. Çünkü hakikaten bu ay geçmişi tamamen silme özelliğine sahip ibadeti içinde barındırıyor. Evet. Bir insan Allah'tan sevabını umarak oruç tutarsa bütün geçmiş günahların affedileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdeleniyor. Yine bir insan akşamleyin teravih namazını Allah'tan sevabını umarak gerçekleştirirse bütün geçmiş günahların affedeceği müjdesini yine Peygamber Efendimiz veriyor. Madem ki böyle müjdelerle karşı karşıyayız, o zaman bunları değerlendirelim. Yani hem kendimiz hem de başkaları açısından yeni bir başlangıç, taze bir başlangıç olarak
bunu değerlendirip bundan sonraki hayatımızı ona göre dizayn ederiz. 11 ayın sultanı. 11 ayın sultanı geliyor acaba? Tabii ki 11 ayın sultanı olması hakikaten diğer aylardan çok değişik özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyor ve 11 ayın sultanı ise o zaman diğer aylara hükmeden bir ay olmalıdır. Yani bu aydaki kazandığımız manevi nitelikleri diğer aylara da yansıtmak niyetiyle biz bu ayı değerlendirmeliyiz. Yoksa sadece Ramazan geliyor, orucu tuttuk, namazlarımızı kıldık, bayram oldu, her şey bitti havasına girmemek lazım. Bunların kalıcı olması için insan hakikaten bir niyet tazelemesi içerisine girmeli. Evet. Ve bayramdan sonra da bu özellikleri kendi üstünde taşıyarak hayatına geçirmeli, hayatına yansıtmalıdır. Evet. Karagöz bize ne kazandırıyor? Karagöz bize çok şey kazandırıyor. Çünkü Karagöz aklına geleni, yüreğinde olanı direkt diliyle söyleyen birisi. Bir pazarlık içinde olmuyor, bir gösteriş içinde olmuyor. Net Karagöz. Doğru neyse onu söylüyor. Doğruyu kendine göre, yanlışı kendine göre doğrulaştırmıyor. Öğüt veriyor mu bize? Anlayana anlayabilene diyor. Yani en sonunda bitirirken. Eğer gerçekten Hayali Küçük Ali'nin şöyle bir perde gazeli vardır. Şemiyi bahtım yanmadan şulelenir perdemiz, erbabı dikkat olana cilvelenir perdemiz derken, yani bu perdeye sen perde olarak bakma. Sen dikkatle bu perdeye bakarsan perdeden almak istediğini, o sana vermek istediğini sen zaten alırsın diyor. Evet. Onun için Karagöz'ü seyretmek değil, gözlemek, içine girmek, tasavvufunu bilmek ve derinliğinde onu keşfetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, peki. Hocam siz şeyi söylemiştiniz. Bu geleneğin devam etmesi gerektiğini söylemiştiniz. Evet. Bu geleneğin devam etmesi için ne yapmamız lazım? Yani bu gelenek için UNIMA, Uluslararası Kuklalar Birliği yeni ustalar yetiştiriyor. Yeni Karagöz ustaları kazandırıyor. Tiyatro oyuncuları Karagöz'e merak salıyor. Fakat sadece bu işte ilgilenenler değil, seyircinin de Karagöz için bir şeyler yapması gerekiyor. Yani şu an bütün Ramazan etkinliklerinde görüyoruz. Hacivat Karagöz kostümleriyle tutup animasyon şeklinde ortada dolaşmanın Karagöz'e hiçbir faydası yok. Gölge oyununun ne olduğunu anlatalım. Çünkü zaten onların canlı hali orta oyun olarak sahnede kavuklu pişekar olarak sahneye inmiştir. Evet. Sadece onu bakın biz de Karagöz'ü hatırladık deyip animasyon şeklinde palyaço kıyafetleriyle dolaştırmanın Karagöz'e hiçbir faydası olmaz. Evet. Gölge oyununun Karagöz'ün kıymetini bilelim diyorum. Evet. Evet hocam, Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Evet. 11 ayın sultanı yavaş yavaş bitiyor. Ama 11 ayın sultanı gelmeden önce zaten 3 aylarla beraber biz onu karşılıyoruz değil mi hocam? Hı-hı. Yani evet. Ayın öneminden kaynaklanan bir şey var değil evet. mi? Yani bu. Evet, evet. Yani bir yerde bu 3 aylar hazırlık aşamasıdır. Yani tabiri caizse uçak havalanmadan önce pistte bir hız alıyor. Ondan sonra ayakları yerden kesiliyor. 3 aylarda biz arada bir Peygamber Efendimiz tavsiye ettiği oruçlar da olduğu için mübarek gecelerde öncesinde sonrasında bunlar da esasen bize bir ay boyunca oruç tutmaya bir nevi oruç ibadetine hazırlık teşkil ediyor. Ramazan ayı geldiğimizde artık adeta bir uçak gibi havalanmış oluyoruz. O bakımdan hazırlıksız yakalanmamak adına Recep ve Şaban ayları bize çok ciddi katkı sağlıyor. Yani ibadetlerde o şuuru elde etmemiz için hakikaten bir takım böyle ritüellerin bize çok ciddi katkısı var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bizzat insanın yaşadığında hissediyor. Bir insana siz ne kadar açlığın zor bir şey olduğunu, fakir muhtaçların ne kadar sıkıntı çektiğini anlasanız saatlerce, bundan ziyade onu aç bıraktığınızda esas gerçeği anlayacaktır. Çünkü bir musibet bin nasihattan evladır demiştir atalarımız. Tabiri caizse musibetle karşı karşıya kalmak gibi bir şeydir. Ancak Rabbimizin bizim gün boyu bizi kısıtladığı nimetler karşısında yemeden içmeden kesildiğimiz bu süreç içerisinde Rabbimizin bize iftar öncesinde ihsan ettiği öyle bir huzur, öyle bir neşe hali vardır ki o hakikaten gün boyu ibadetin tutulmuş olmasının adeta birer ödülüdür insana. Rabbimizin bir ikramıdır. Bunu da hissetmek evet. ve kadrini bilmek lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Ramazan ayı huzuru devam etmesi dileğiyle, sevincinin devam etmesi dileğiyle. Çok teşekkür ederim yayınımıza, canlı yayınımıza katıldığınız için.
Sevgili seyirciler, Şehrin Dili Ramazan özel programımız bugün İstanbul Büyükçekmece'den sona erdi. Önümüzdeki hafta Salı günü tekrar başka bir noktada başka konuklarımızla birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar efendim.